yaşadıklarımı anlatıp anlatmama konusunda çok kararsızım. Çünkü inanılması zor ve değişik bir hikaye benimkisi. Buna benzer hikayeler duymadığınıza eminim. Olaylar 15 yaşlarıma dayanıyor. 15 yaşındayken anneannem vefat etmişti. Çok severdim onu. Ölümünü kabullenmem kolay olmadı. Cenazenin olduğu gün çok fazla yağmur yağdı. Hatta öyle bir yağdı ki sel gitti sanki. Akşam olduğunda balkona çıktım. Yağmur devam ediyordu. Toprak kokusunu içime çekiyordum ve ağaçların arkasında parlayan bir şey fark ettim. Miyop olduğum için hemen gözlüğümü takıp tekrar baktım. İnanılır gibi değildi. Karşımda duran anneannemdi. Gülümsüyordu. Üzerinde pembeyaz bir elbise. Çok korktuğum an hemen içeri girdim. Annem baktı yüzüme ama üzüldüğüm için kötü halde olduğumu düşündü. Bir şeyi sormadı. Tam anlatacaktım vazgeçtim. İnanmazlardı. Onu çok seviyordum. Bu yüzden etkilendiğini derlerdi eminim. Bir de deli muamelesi yapabilirlerdi. Bu yüzden içimde tuttum ama söylemeyi de deli gibi istiyordum. O gün öyle geçti. Bir hafta sonra Yine inanılmaz bir yağmur yağdı. Bu sefer pencerenin önündeydim. Perdeyi sonuna kadar açtım. Dışarıyı izliyordum ve yine onu gördüm. Anneannem uzaktaydı. Havada duruyor gibiydi. Uçuyor gibi sanki. Korkarak baktım yine. Aynı yüz ifadesi vardı. Mutlu ve halinden memnun gibiydi. Perdeyi kapattım. Ama o kadar çok korkmuştum ki yatağa girdim korkuyla tavanı izliyordum. O anda bir ağırlık çöktü üzerime. Normalde hiç uykum yoktu. Ama sanki uyku ilacı içmişim gibi bir anda uykum geldi. Uyuyakaldım. İstemsizce bir rüyamda anneannemi gördüm. Aynı şekilde ben pencereden dışarıya bakıyordum. Ve anneannem karşımdaydı. Bir anda bana doğru yaklaştı. Uçar gibiydi. İyice yaklaştı ve benimle konuştu. Ben de neden korkuyorsun dedi. Anneanne sen ölmedin mi dedim. Öldüm ama bak buradayım. Sana bakmak istedim sadece. Seni özledim dedi. Ben de seni çok özledim anneanne ama korkuyorum dedim. Korkma oğlum korkma diye. Başımı okşadığı anda uyandım. Saate baktım. Çok ilginçti. Işte. Pencereden bakmanın üzerinden sadece bir dakika geçmişti. Bir dakikada nasıl uyuyabildim, nasıl rüya görebildim bilmiyorum ama içime huzur doldu. Tüm korkum geçti. Rüyamda anneannemi görmek bana kendimi iyi hissettirdi. Korkularım geçince rahatladım. Belki hayal, belki gerçek ama onun bana zarar vermeyeceği kesindi. Ben onun torunuydum. İşte hikayem böyle başladı. Yağmur yağarken anneannemin ruhunu görerek aradan üç yıl geçti. Yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ölmeden bir gün önce buluşmuştuk ve gelecek planlarımızdan bahsetmiştik. Onun ölümü de çok yıprattı beni. Haberi aldıktan sonra 2-3 gün kendime gelemedim. Konuşamadım. Onun cenazesinden bir ay sonra yağmur yağdı. Ve ben o akşam da arkadaşımı gördüm. Anneannemden sonra başkasını görebileceğimi düşünmemiştim. Hem de onu evimin içinde Odamda gördüm. Yatağımda uzanıyordu. Yağmurun sesini dinliyordum. Bir şimşek çaktı o anda. Odanın içi aydınlandı. Saliselik bir an. İşte o saliselik parlamayla odamda arkadaşım belirdi. Nasıl bir çığlık attıysam. Annem ve babam odaya geldiler hemen. Onlar geldiğinde arkadaşım yok oldu. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Konuşmayı beceremiyordum öyle bir haldeydim. Kekeliyordum ama dediklerimi anlamıyorlardı. Çok zor kendime geldim. Gelince de anlatmadım yine. Bilmiyorum nedenini ama söylemek gelmedi içimden. O günden sonra ne zaman yağmur yağsa ya anneannemi ya da arkadaşımı gördüm. Başka zaman olmuyordu. Sadece yağmurlu havalarda oluyordu. Bunun nasıl bir izahı var bilmiyorum. Hatırlar mısınız? Ruhsar diye bir dizi vardı. Ölen kadının ruhu yağmurlu havalarda geliyordu. Aklıma o geliyor. Bir zamanlar gülerek izlediğim o dizi benim hayatımda gerçek oldu. Hatta bir gün köye gitmiştik. Piknik yapacaktık ama ha. hava istediğimiz gibi gitmedi. Yemek yediğimiz esnada yağmur başladı. Bu arada biz üstü kapalı çardak gibi bir yer vardı. Oraya girdik. Ama yanlar açık olduğu için ıslanıyoruz doğal olarak. Oraları da sofra beziyle falan kapatmaya çalıştık. Bizimkiler bununla uğraşırken benim elimde çöpler vardı. Onu atacaktım. Çardaktan çıktım. Çöpün yanına geldiğim anda arkadaşımı gördüm. Her seferinde aynı ürpermeyi ve korkuyu yaşıyordum. Çöpü atmadan geri koştum. Diğerlerinin yanına Hüseyin'ime verdim. Sen şu çöpe at gel diye Korktum çünkü. Sonra olaylar artmaya başladı. Ben onları gördüğümde hiç konuşamadan gidiyordu o görüntü. Ama sonra konuşmaya başladım. Zamanla göre göre alışıyorsunuz gerçekten. Anormal olan ne varsa süreklilik kazandığında artık normalleşiyor. Bende de öyle oldu. Aniden karşımda gördüğümde ürküyordum. Ama sonra alışıyordu. Bu alışmalardan sonra durum konuşmaya geçti. Ve dediğim gibi sadece yağmurlu havalarda ben 22 yaşlarımdayken bir arkadaşımın evinde kalacaktım. Beraber sohbet ederek vakit geçirecektik. Gece saat 2-3 gibiydi. Hala muhabbet ediyorduk ve hava gürlemeye başladı birden. Yağmur yağacaktı. Benim gözüm sürekli etrafta. Ne zaman göreceğim? kimi göreceğim diye bakıyorum. Kimseyi görmedim o an. Sohbete devam ediyoruz. Arkadaşım içecek getirmek için mutfağa gitti. Ben odada onu bekliyordum. Ve bir anda bağırma sesi geldi içeriden. Hemen koştum. Mutfağa baktım. Arkadaşımın eli kanıyor. Yerde de cam kırıkları var. Çok kötü kesilmiş eli. Sesi duyunca ailesi geldi bir anda. Biz elini sardık. Ne oldu dedim. Anne sigilin yanında bana çaktırmadan fıf işareti yaptı. Anne sigilde biraz durunca iyiyim siz gidin kaza oldu işte dedi. Onlar odadan çıktı. Ailesi gidince sordum. Ne oldu içeride diye. Çekine çekine söyledi. Ben mutfakta birini gördüm dedi. Kimi gördün hırsız gibi mi dedim. Yok değil anlatacağım ama bana inanırsan eğer dedi. Tabii inanırım. Ne oldu anlat dedi. İçeride yaşlı bir kadın gördüm. Sana yemin ediyorum. Hem de havadaydı dedi. Ben de anlamamazlıktan geldim. Ona belli etmedim. Nasıl olur bu? Şaşırmış gibi yaptım. Sonra o kendinden şüphelendi. Ben uykusuz kaldım. Herhalde ondan böyle bir şey gördüm dedi. Bu arada elini kesme olayı da şöyle olmuş. Bardaklar varmış elinde. Korkuyla bardakları sıkmış. Onlar da kırılınca eli kesilmiş. Bu böyle hayal gördüm herhalde diye konuşunca üzüldüm durumuna ve zaten yaşadığım olayları paylaşacak birine de çok ihtiyacım vardı. O an ona anlattı. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. İnanma sırası sen dedi. Baktı şaşkınca. O gördüğün kadın benim anneannem dedim. Suratıma öyle bir bakışı vardı ki sanki yabancı bir dil konuşmuşum gibi korkma ama zarar vermiyor dedim. Sonrasında en başından yaşadıklarımı anlattım. Şimdiye kadar da başka kimse bilmedi. Bir tek ona anlattım. O da gördüğü için benim dışımda gören ilk ve tek kişi oldu. O nasıl görebildi anlam veremedim. Sonra bir gün şehir dışına çıkmıştık babamla. Yolda arabayla gidiyordu. Babam yorgun gözüküyordu. Baba gel yer değiştirelim ben kullanırım. Sen yoruldun dedim. O da biraz uyumak için benimle yer değiştirdi. Yarım saat falan gittik. Yol karanlık. Tabelalar hafif okunuyor. Ben de söylemiştim. Miyop oldum. Gözlüğümü taktım. İleride yolun ortasında duman gibi bir şey vardı. Hareket ediyordu. Şekli değişiyordu sürekli. İyice yaklaşınca kayboldu. Neyse. Göz yanılması oldu sanırım. Bir 15 dakika daha gittik. Yağmur başladı. Silecekler çalışıyor sürekli. Bir anda bastırdı. Babam da uyuyor. Arkadan bir selektör yaptı. Ben sağa geçtim geçebilsin diye ama geçmedi. Hatta yavaşladım falan. Acelesim var diye. Yok geçmiyor. Ama arabaya bir ışık vurdu. Eminim ondan. Tekrar aynı ışığı hissedince baktım aynadan. Bakmamla Kaza yapmam biri oldu. Arka koltukta anneannemi ve arkadaşımı gördüm. İkisi de oturmuş, aynadan bana bakıyorlardı. Öyle bir panikledim ki savruldum sağa sola. Bir de yağmur yağmıştı zaten. Yerler buzdan beser. Kötü bir kaza yaptık anlayacağınız. Çok şükür babama da bana da bir şey olmadı ama araba diye bir şey de kalmadı. Konuşabildiğim olayı anlatayım şimdi de. Ben... Gece uyuyordum. O anda birinin saçıma dokunmasıyla uyandım. Gözümü açtım. Anneannem, oğlum dedi. Sıçradım yine. Oturdu yatağımın kenarına. Ayılamadığım için o an rüya gibiydi. Bizleri çok özlediğini anlattı. Niye mezarıma gelmiyorsun hiç dedi. Geldiğinizde seviniyorum ama gelmezseniz üzülüyorum dedi. O an anneanne neden dünyadasın? Hala neden seni görüyorum dedim. Buna cevap vermeden kayboldu. Bir ölüyle konuşmak kulağa garip geliyor farkındayım. Her şey hayalde diye açıklanabilir. Belki de şizofren diye ama son olay. O olay da şöyle oldu. Teyzem çok hastaydı. Biz hastanedeydik. Onun başındaydık. Ameliyata girecekti. Ameliyata girdi. Koridorda. Teyzemin eşi, kuzenim, ben, annem, babam bekliyoruz. Zaten bir tane teyzem vardı. Beş saat geçti. Altı saat geçti. O ameliyattayken bir yere ayrılmıyoruz. Babamlar arada sigara içmeye çıkıyor o kadar. Kimse de bir şey yiyecek içecek iştah yok. Zaten doktorlar da riskli olduğunu söylemişti. İşte o anda ben ameliyathanenin kapısından anneannemin çıktığını gördüm. Yine bir tek ben görüyordum onu gülümsüyordu. Her zamanki gibi koridordan geçti. Hatta süzüldü. Sonra arkasından teyzem çıktı. O da onun gibi süzülerek gitti peşinden. Beş dakika sonra doktor gelip hastayı kaybettik. başını sağ olsun dedi. İşte hayatımda yaşadığım en garip gündü o. Teyzemi de başka günlerde görebildim. Elbette yağmur olduğunda. Ona da Niye sadece bana geldiğini sordum. Sadece sana gelmiyorum. Aslında ben hep oğlumun ve eşimin yanındayım ama onlar görmüyor dedi. Yusuf'la mezara gelin diye çağırdı bir gün. Yusuf, teyzemin oğlu, kuzenim, o hafta mezara gittik. Hem anneannem hem teyzem için sonuç olarak hala yağmur yağdığını da görmeye devam ediyorum. Ne zamana kadar sürecek hiç bilmiyorum. Aklımda çok soru var ama hiçbirinin cevabı yok. He, bu arada hocaya da gittim. Bakım yapmasını istedim ama hiçbir şey demedi. Her şeyin normal olduğunu söyledi. Eğer o görseydi bu yaşadığım olayı destek alırdım belki ama o göremedi. Ben de güvenip anlatmadım. Sadece bir gün eğlencesine fal baktırdığım zaman bakan kişi sen de garip bir şeyler var dedi. Seni koruyanlar ruhani bir şeyler var. Hep yanında dedi. Belki bir gün bunu tamamen çözecek biri çıkar karşıma. Ama şimdilik böyle devam edecek gibi gözüküyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu yaşadıklarımın etkisinden kurtulamıyorum. Anlatsam bana deli gözüyle bakacaklar. Kim olduğumun bilinmesini istemiyorum. O yüzden nerede yaşadığımı gizleyeceğim ve ismimi söylemeyeceğim. Ben şehir merkezinde tek başıma yaşıyorum. Dedemler de başka bir şehrin köyünde yaşıyor. İş güç nedeniyle pek fazla ziyaretlerine gidemezdim. Misal, uzun zaman gitmeyince köyün yolunu bile unutmuştum. Bir gün teyzemin vefat ettiğini öğrendim. O da dedemlerle aynı köyde yaşıyordu. Cenazeye gitmem gerekiyordu.'' Teyzemin ölüm haberi beni yıkmıştı. Annemle babam da haberi alır almaz köye gitmişler. Beni arayıp söylediler. Ben de "Tamam, yola çıkarım birazdan." dedim. Dedim ama "Size de söyleyeceğim gibi, köyün yolunu doğru düzgün hatırlamıyordum. Neyse, bildiğim yere kadar giderim. Sonra gördükçe hatırlarım. Hatırlamazsam da sonra turu bulurum." Bismillah dedim. Çıktım yola. Yol nereden baksanız 6-7 saat sürecekti. Sonuç olarak cenazeye gidiyorum ve üzgünüm. Müzik falan açmıyorum ve içim inanılmaz sıkılmaya başladı. Öyle daraldım ki yolu yarıladım demeyeceğim. Neredeyse girdireceğim. Gittikçe arttı sıkıntı. Gittikçe arttı. Bir benzinlikte durdum. Herhalde yorgunluktan ve üzüntüden böyle oluyorum diye düşündüm. Ondan sonra bir şeyler yedim. Kendime gelmeye başladım. Tekrar çıktım yola. Bildiğim yere kadar gittim. Sonrasında şehre girince köyü sorarım dedim. Birilerine sordum. O tarife göre gittim. Ana yollardan çıkınca yollar iyice bozuldu. Bilirsiniz kum, taş, klasik köy yolu. Biraz daha ilerleyince tekerden bir ses geldi. Hemen durdum. İnip baktım. Lastik patlamış. Yanımda da yelik lastik yok aceleyle çıktım zaten düşünemedim. Öyle bir yerde kalmıştım ki kimse geçmiyor. Etraf boş. Nasıl patladı onu da anlayamadım. Boydan boya yarılmış teker. Dua ediyorum artık birileri geçsin diye. Aksilik bu ya. Telefon da çekmiyor. Bekledim bekledim. Sonra bir çoban gördüm. Bir koyun sürüsüyle geliyor ama çok şaşırdım. Çünkü en yakın köye bile daha bir saatlik mesafe vardı. O da arabayla. Bir çoban bu kadar uzak yere neden gelir? Buralarda ne yapar? O kadar yolu nasıl yürür? Başka bir deyişle hayret ettim. Hemen yanına gittim. Selamünaleyküm. Böyle böyle yolda kaldım diye anlattım. Geçmiş olsun. Ben sana yardım ederim ancak. Biraz beklemen lazım. Henüz vakti değil dedi. Bu ne demek diye düşündüm içimden. Nasıl yardım edecek? Ve neyin vakti değil? Dayanamadım sordum. Ne yapacaksın? Nasıl yardım edeceksin dedim. Sen bekle dedi. Tamam dedim. Zaten başka çare yok. Koyunların başında bekliyor adam. Bir şey yapmıyor. Aç mısın dedi. Yok dedim. Yolda bir şeyler yemiştim. Ben geleceğim birazdan dedi. Tamam dedim yine. Çaresizce. Çoban gitti. Koyunlarıyla uzaklaştı. Ayrıca. Nereye gidiyor bu adam diyorum içimden. Habire uzaklaşıyor. Neyse arabaya bindim. Beklemeye başladım. Çoban da gözden kayboldu. Hava kararmaya başladıkça içimdeki sıkıntı arttı. İndim arabadan. Telefonun çektiği bir yer arıyorum. Geziyorum orada ama hiçbir yerde çekmiyor. Tekrar döndüm arabaya. Sinirden ve sıkıntıdan gözlerim doluyor. Utanmasam ağlayacağım. Bir kişi bile geçmiyor. Sonra cama tıklattı biri. Sıçradım. Açtım camı. Çoban gelmiş. Sevindim onu görünce. Vakit geldi dedi. İndim arabadan. Üç kişi daha var. Sen şöyle otur dediler bana. Biz hallederiz. Nasıl halledeceksiniz dedim. Başka lastik yok. Sen otur dediler. Bu sefer de şüphelenmeye başladım. Bir kötülük mü edecekler? Arabadan bir şey mi çalacaklar diye? Beni utaklaştırmaya çalışıyorlar çünkü. Çekildim kenara. En fazla ne olabilir dedim. Beklemeye başladım. Aradan 5-10 dakika geçti. Tamam dediler. Ne tamam dedim. Araban hazır. Hayırlı yolculuklar dediler. Nasıl oldu bu dedim. Hemen gelip baktım. Lastikte hiçbir sorun yok. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Ama nasıl yaptınız dedim. Cevap vermediler. Ben sizi bırakayım gideceğiniz yere dedim. Yok, biz gideriz dediler. Arabaları yoktu ve dediğim gibi şehrede, köyle uzak mesafedeydik. İyice şaşırmıştım. Tam arabaya bindim gidecektim. Çoban bana başın sağ olsun dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben cenazeye geldiğimden bahsetmemiştim bile. Ellerim titredi. Arabayı zor çalıştırdım. Ondan sonra teşekkür edip ayrıldım oradan. Yol dümdüz gidiyordu. Ben de yolu takip ediyordum. Köyün tabelasını gördüm. En sonunda derin bir nefes aldım. Telefon hala çekmiyordu. Biraz daha ilerledim. Hava iyice kararmıştı. Köyün içinde ışık falan yoktu. Farlar aydınlatıyordu yolu. Derken korktuğum başıma geldi. Ben yolu şaşırdım. İndim arabadan. Birilerine yol sormak için ama kimse yoktu. Bir ses duydum sonra bir yerden davul zurna sesi geliyor. Sesin geldiği yere gittim. Düğün var herhalde. Sorarım onlara diye düşündüm. Ondan sonra sesin geldiği yöne doğru sürdüm arabayı. Yolun bitimine kadar geldim. Ancak devamına arabayla gidilmezdi. Ses ormanın içinden geliyordu. Bıraktım arabayı ormanın içinde. Biraz daha ilerleyince inanılmaz bir kalabalık gördüm. Bildiğiniz düğün oluyordu. Ondan sonra yaklaştıkça herkes bana bakmaya başladı. Sanki uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Bu bakışlar beni çok korkutmuştu. Davul sesi bile kesildi. Herkes bana bakıyor. Bu nedenle kaçıp gitsem mi diye düşündüm. Ancak yaklaştım ve selam verdim. Sonra ben falanca köye gidiyorum. Aslında tabelanın oradan döndüm. Ancak yanlış yere çıktım sanırım bir tarif edebilir misiniz dedim. İçlerinden genç bir adam koluma girdi. Gel önce gidersin hele. Otur düğünümüze katıl dediler. Ben cenazeye gidiyordum. Zaten düğüne katılmazdım. Yok dedim. Çok acelem var. Adam tuttu kolumu bırakmıyor. Sıkmaya başladı. Geç otur. Soluklan. Katıl düğüne dedi. Nereden geldin buraya diye söylenmeye başladı. Benim gitmem lazım. Ayrıca hayırlı olsun düğününüz. Kalmayı çok isterdim ancak gerçekten acil gitmem lazım dedim. Arkamı döndüm. Kolumdan tuttu yine. Çevirdi beni. Herkes bana aşırı sinirli ve öfkeli şekilde bakıyordu. O an anladım ki bunlar insan değil. Olamaz. Suratları değişik bir hal aldı. Kalbim durmak üzereydi. Bayılacaktım. Ondan sonra da bırak gitsin dedi biri. Kalabalığın içinden. Baktım. Az önce bana yardım eden çoban. Ben dönünce nasıl gelmiş? koyunlar nerede? Bunlar rüya mı? Dondum kaldım. Çoban öyle deyince bıraktılar beni. Cenazesi var Teyzesi öldü. Oraya gidiyor. Düğüne katılamaz diye devam etti. O böyle konuştukça benden uzaklaştılar. Ben de hızla yanlarından uzaklaştım. Arabaya bindim. Ellerim ayaklarım titriyor. Ondan sonra tam arabayı çalıştıracağım cama tıklattı biri. Ancak daha fazla heyecana dayanamazdım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Camı tıklatan çobandı. Ben de geleyim seninle. Yolu tarif ederim dedi. Ona karşı korksam da içinde garip bir güven duygusu vardı. Ancak arkaya bindi. Yanıma binmedi. Ben sana tarif ederim yol dedi. Ben hem korkuyor hem de kurtuldum diye seviniyordum. Çobana aklımdan bir sürü soru sormak geçiyor. Koyunlar nerede? Buraya benden önce nasıl geldin? Cenazeye gittiğimi nasıl biliyorsun? Ancak soramıyordum. Çünkü duyacağım cevaplardan korkuyordum. Sadece yolu tarif etti. Başka bir şey konuşmadık. Arada aynadan bakıyordum. Ondan sonra geldiğimizde bak şurası ev dedi. Direkt teyzemin evini gösterdi. Ondan sonra aynadan baktım yine arkaya ama çoban kaybolmuştu. Nefesim kesildi. Hemen indim arabadan. Sağa sola baktım ama kimse yok. Deliriyorum desem. Hani öyle bir adam hiç olmadı desem. Ben hayal gördüm. E araba nasıl düzeldi? O zaman nasıl buldum evi? Sonuç olarak korka korka bindim tekrar arabaya. Teyzemlerin evinin önüne çıktım. İçerisi kalabalık. Herkes üzgün. Annemler de orada. Cenaze yarın defnedilecek dediler. Benim suratım bembeyaz olmuş yaşadıklarımdan. Anlatamıyorum da kimse. Herkes üzgün. Geçtim içeriye ama ağlamaya başladım. Kendimi tutamadım. Hem teyzem için hem de yaşadıklarım için ağlıyordum. Sabah kadar uyumadan bekledik. Ayrıca gelen giden çoktu. Ertesi gün cenazeyi defnettik ama ben o esnada kalabalığın arasında teyzemi gördüm. Kendi gömülüşünü izliyordu. Yanında da o çoban vardı. Ve çoban da teyzemi görüyordu. Ondan sonra Defin bitince teyzem de çobanla kayboldu. Sonuç olarak bu olanları ben açıklayamıyorum. O çoban cinsi teyzemle ne ilgisi var? Tüm bunlar neden yaşandı? Neden sadece ben gördüm? Ancak hiçbirinin cevabını bulamadım. Benim yaşadıklarım bunlardı. Her şeyden önce hala da petkisinden kurtulamadım. Düşündükçe korkuyorum.